Herkese mutlu geceler. Futbol Biz'e hoş geldiniz. Futbol Biz'le gececi tayfayı sizlerle birlikte aralıyoruz sevgili dostlar ve bu gece biliyorsunuz Erhan'la olacaktık ama Erhan'ın son anda bir işi çıktığı için biz yolumuza tek devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Kendimize geldik, iyileştik ve çok güzel bir haftayı geride bıraktık futbol adına. Galatasaray için değil tabii ki ama özellikle Premier Lig odaklı baktığımızda çok güzel maçlar oldu. Türkiye'de Fenerbahçe Karagümrük maçı çok güzel değildi ama çok gollü bir maç oldu. Onu da biraz detaylı izledim bugün. Yani dedim ki şöyle boş duvara mı bakayım, bu maçı mı izleyeyim? Neyse dedim artık maçı izleyeyim. Evet, bu geceki yayında neleri konuşacağız? Hatırlatmalarımız var. Güzel olaylar oluyor. Artık analiz yazılarımı daha çok Premier Lig'e yönlendirmeye başlıyorum. O yüzden sevgili dostlar gayet güzel bir şekilde desteklerinizi bekliyoruz. Çünkü futbol biziciler genelde Premier Lig'i takip ediyor. Takip etmiyorsanız da sıkıntı yok. Biz burada yine Türkiye futbolu, Galatasaray, biraz Avrupa'dan futbol, bunları karıştırıp yorumlamaya devam edeceğiz. Bu kanalı bırakmıyoruz, korkmayın. Şimdi burada bir bildiri var. Ne dedik? Bakınız. Evet, EPL Zone. EPL Zone, yani İngiltere Premier Lig Zone. Belki ismini değiştiririz sonra. Belki sizlere ya da katıl üyelerine sorarız. Yeni kanalımız, abone olalım sevgili dostlar. Mutlaka abone desteklerinizi bekliyoruz. Şu anda 10-15 abonemiz var. İçerik yok ama içerikler gelecek. Çok güzel vloglarımız olacak. Stadyuma gideceğiz. Stadyum tecrübesine. Mesela bu öğlen konuştuk. Bu maç programı nedir? Niye veriyorlar İngiltere'de? Kulüpler bundan ne gibi gelir elde ediyor? Stada gittiğinizde merchandising'e nasıl bakıyorlar? Mağazacılığa. Mesela stada giriş, çıkış, oradaki iletişim, rakip takım taraftarıyla yan yana geldiğinizde reaksiyonlar, bunlar falan da olacak. Onun dışında tabii ki Premier Lig'de transfer dönemi ve her şeyi analiz edeceğiz. Sevgili dostlar, bu futbol bizden bunu ayrı bir şekilde yürütmeye çalışacağım. Bazen iki kanaldan belli kesitler böyle çok fazla aynı olmamakla birlikte iki kanalda da olacak. Eğer sadece hani izlemek istemiyorsanız, Premier Lig futbolunu yakından takip etmiyorsanız, EPL Zone'a attığımız içeriklere sadece gidip destek olabilirsiniz. Bildirimler de geliyor şu anda. Takır takır abone oluyorsunuz. Çok teşekkürler. Kimilerinin hani abone olduğu bildirimi gelmiyor. O özel olduğu için hesaplar. Evet, evimizde oynamaya hasret kaldık demiş Taha Ünal. Geçeceğiz. Kayserispor maçında konuşacağız. Size ilginç bir kıyaslama yapacağım bu yayında. Umut hoş geldin. İlginç bir kıyaslama yapacağım bu yayında. Pazartesi günü bitiyor. Tabii ki ligde hafta bitiyor Türkiye Süper Ligi'nde. Türkiye Süper Ligi lig olarak bunu nasıl anons ediyor? Yani müşterilere, değil mi? Türkiye Süper Ligi'nin müşteri de sizlersiniz. Niye? Çünkü siz orada bir maçı izliyorsunuz, bilet alıyorsunuz. Streaming ya da streaming olmasa bile nedir abi o? İşte dekoder mi oluyor? Tabii streaming de oluyor, değil mi? Dijitürk bile üye oluyorsunuz. Çünkü oradan da gelir en direkt olarak TFF'ye gidiyor. Burada bir kıyaslama yapacağız. Bakalım bu haftanın sonuçlarını ve önümüzdeki hafta maçlarını TFF nasıl açıklıyor? Premier Lig nasıl açıklıyor? Ben de nacizane burada sizlere göstereceğim. Bence ilginç bir olay olacak sevgili dostlar. Peki. Umut Sevinç, iyi yayınlar. Teşekkürler. Özdi Figo Yılmaz burada. Umut da 3. yıl. Pardon, 3. ayı katıl üyesi olarak. Yarın hayırlısıyla yüksek lisansı tezimi vereceğim demiş. Yayını izlemeden yatmak istemedim. Test savunmasını geçip golü atacağım inşallah. Aman aman çok fazla kendini yorma yani. Uykusuzsan falan git uykunu al Umut'cum. Önemli çünkü. Logonu da değiştirmişsin, güzel olmuş. Ve aleyküm selam Bedirhan Bey, hoş geldiniz. Duran Top hocası antrenmana başladı. Evet, antrenmanlara çıktı. Onunla ilgili de konuşacağız. Emre gelecekti ama daha doğrusu son anda davet ettim. Emre Nalbant'ı. Onun da bir paylaşım var. Onu da göstereceğim. Çok güzel. Twitter'dan ben de paylaştım. Kimdir bu? Duran Top hocası Duran. İlginç bir şekilde. Bunları konuşacağız. Erkut Bey teşekkürler. Bu arka plan 10 numara olmuş. Uzun zamandır YouTube'a giremiyordum. Yeni gördüm demiş. Nef. Eyvallah dostum. Alios da burada. Alios, dün senin sorunu direkt sormadım. Çünkü Mustafa Hoca, yani Mustafa Alper Hoca cümleleri içinde onu cevapladığı için kusura bakma. Ama birçok katıl üyemizin sorusunu Manchester City'nin akademi hocası Mustafa Alper Avcı hocamıza sorduk. Galatasaray ile ilgili çok güzel sorular da sorduk. Yusuf Demir'i çok güzel özetledi. Batuhan Şen'le zaman geçirdiği zamanı bunları söyledi. Geçirdiği zamanda hani o tecrübeyi anlattı. O da ilginçti. Hani ondan, hocasından dinlemek gerçekten çok ilginçti diye düşünüyorum. Duran Duran grubu. Aynen öyle. Ben de dedim bu Duran Duran'ı Emre, çünkü Atilla Bey, Emre bizim kanalda geldi. Daha önce de geldi. Hem hani video hem sesli katıldı kanalımıza. Çok böyle bu tarz profilleri araştırmayı seviyor. Güzel paylaşımlar yapıyor Twitter'da. YouTube'da da daha aktif olacaktır önümüzdeki zamanlarda. Emre'ye dedim ki gel şu Duran Duran'ı anlat. Hani sen araştırma yapmışsın. Ben araştırmadım açıkçası. Hani daha farklı şeyler yaptık öğleden sonra. Araştırabilirdim. Araştırıp videoda yapabilirdik ama elimizden geldiğince biz de ufak bir okuma yaptık. Çok fazla didiklediğim, bildiğim bir profil değil. Mesela Avusturya'da bir dostum var. Teknik direktör. Ona sordum. Altyapı teknik direktörü. O tanımıyorum dedi. Ama bakarım dedi. Hocanın bir web sitesi var. YouTube kanalı var. Yeni hocamızın, yeni asistan teknik direktörümüzün. Yani aslında Duran Top hocasının. Bu tarz zaten teknik hocalarda, yani Avrupa'daki hocaların hep online profilleri sağlam oluyor arkadaşlar. Bir resim bulamıyorsun. Dijital ayak izlerini siliyorlar. Gerçekten de önemli şeyler. Yani ben de buna biraz kafa yorardım. Sergen hoş geldin. Eyvallah, teşekkürler. Bizler de seni seviyoruz. Instagram'daki hesabınız uzun süredir paylaşım yapmıyor. Aktif olacak mı demiş. Instagram, Twitter yeniden marka, yeniden bir görünüm, yeniden böyle bir makyaj yapacağız. Oraya çok güzel destek atan Enes dostum vardı, sağ olsun, kucak dolu sevgiler. Twitter'da destekleyen bizi çok güzel Futbol Biz admin, kucak dolu sevgiler onlara da. Onlara teşekkür ediyoruz. Ama sanki o 3 Facebook'u da bunun içine katıp, TikTok'u da katıp sanki biraz daha profesyonel bir şirketten destek alabiliriz ya da gönüllüleri kullanabiliriz. O konuda çok fazla bir planlama yapmadım. İyi de takipçimiz var. 2500'e yaklaştık Instagram'da. Twitter'da 3500'e yaklaşıyoruz. Ama şu anda aktif değil, aktif olacak en kısa sürede. Faruk hoş geldin. Kahvemden bir yudum alayım. Bak, Bedran Şahin de ne güzel açıklamayı yapmış. Biz de ne yapalım bu açıklamada? Logomuz güzel, gececi tayfa, bulutlar gidiyor, topumuz sekiyor. Kimi futbol bizciler bu top kaç kere sekiyor? Alper abi yayın bitti, bana mesaj atıyorlar. Bilmem kaç yüz kere, bilmem kaç kere top sekti. Dedim dostum sen o topu niye izliyorsun? O zaman ben hiç çıkayım, konuşmayayım. Boğaz patlatıyoruz burada. Orada seken bir top yapsın Erhan Kulaksız sana. Sen ona bak. Peki verelim, tabii verelim kamu spotunu, like banner'ını. Hasan anlatacağız geliyoruz. Daha hoş geldin. Arkadaşlar beğeni alalım seri. 50 kişi var. Şu anda başka YouTuber'lar farklı profillerde bambaşka yaklaşımlarla inanılmaz etkileşim görüyorlar. Saygı duyuyoruz herkesin yaptığı işi. Burası biraz daha farklı bir platform. Genelde saha içi ve futbol yönetimi ve aynı zamanda ülke futbol yönetimine kafa yoran bir platform. O yüzden her ne kadar genelde çok fazla transfer dönemi dışında ilgi almasa da siz buradayken emeğinize değsin. Şöyle birer beğeni bırakın diyelim ve hemen yavaş yavaş konulara geçelim. Yorumlarınıza da geleceğiz sevgili dostlar. O Selim Emir abi hoş geldin. Abdullah eyvallah, klasik olarak anlatacağım baba, sıkıntı yok. Nasıl rol modeli olur onu bilmiyorum, nasıl bir rol modeli olduğunu, ama çok profesyonel bir hocayı Galatasaray, Avusturya ikliminde, coğrafyasında yetişmiş, hocalık yapmış, genç yaşta bu işe kafa yormuş bir hocayı bünyesine kattı. Bundan birkaçını daha katması lazım. Yani bir geriden oyun başlatma hocası değil mi mesela? Artık oyun fazlarının bile hocası var. Yani mesela defansif kayma, defansif pozisyon alma. Pozisyon hocalığı diyoruz ya. Biraz daha böyle birer birer. Bu bir yönetim hamlesi de olabilir ki bence bir yönetim hamlesi. Ya belki de teknik heyet hamlesidir. Bu konuda çok fazla bir açıklama yok. Açıklama olursa bunu da görmek isteriz sevgili dostlar. Öyle Taha, sıkıntı yok. Yapsınlar. Taş atma. Zaten Alios Duran Hoca, Sargon diyelim hadi. Sargon Duran Hoca, taç, serbest vuruş, bunların hepsi dahil, korner, atma ve savunma üzerine bildiğim kadarıyla. Bu haber hakkında bilgin var mı abi? Teknik ekipte kalıcı olmaması yanlış olmaz mı? Hangi haber? Hani teknik ekipte kalıcı olmaması derken kısa bir dönemde Dünya Kupası için gidecek şeklinde. Olabilir. Dünya Kupası'na katılıp geri gelebilir o süreçte. Gerçi Galatasaray'ın da ihtiyacı var. Ama Galatasaray'ın birçok hocası da, birçok oyuncusu da Dünya Kupası'na gidecek arkadaşlar. Şöyle milli takımlara gidenlere bakalım. O yüzden Dünya Kupası'na gidip geri gelecekse o işte sıkıntı olmaz. Burada bir danışmanlık servisi olarak da alınabilir. Bu da olabilir bak. Ama bunu sabit, hani rutine bağlarsan. Mesela faal yurt dışında çalışan Sargon Duran teknik ekibe daimi olarak katılmadı şeklinde olabilir. Bu da mantıklı, bu da doğru. Tabii ki biz isteriz geniş bir kadro olsun ve full time çalışsın, sürekli elemanı olsun Galatasaray Futbol Kulübü'nün, spor kulübünün. Ama bu tarz bir yardım alınıyorsa, benim bildiğim kadarıyla Antalyaspor da böyle bir danışmanlık servisi alıyor, değil mi? Danışmanlık servisleri çok gerçekten de popüler. Bu da Spor Ara'nın haberiymiş sevgili dostlar. Peki eski yardımcısının tanıdığıymış. Peki güzel. Bunlar da güzel. Ronaldo haberleri dolaşmaya başlamış. Size göre gelmesi olumlu mu? Ronaldo her ne kadar ismi Ronaldo da olsa iyi geceler demiş. Alper adaşım. Yani pakete göre değişir. Fiyat performans yaklaşımını yapacağız Cristiano Ronaldo'ya da. Bir de şöyle bir olay var sevgili Alper. Cristiano Ronaldo devre arası gelmez. Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma da gelmez. Çok büyük bir ihtimalle. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğu, burada yapılacak şampiyonluktan sonra yapılacak hamleler, bunlar belirleyici olacak diyebiliriz. Peki hemen geçelim, biraz haber okuyalım arkadaşlar. İlk olarak ilginç bir haber Ajans Spor'dan hemen ekrana getireyim. Evet, şu anda ligde alfabetik farkla Adana Demirspor lider olmuş. Çünkü her şeyleri aynı Beşiktaş'la. 9 maç, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet, 17 atılan gol, 10 yenilen gol. Ve Adana Demirspor ligin tepesinde şu anda. Peki ligdeki sonuçlar ve puan durumuna nasıl TFF bizlere bildiriyor? Buna da bakalım. Alper Hocam çok geniş bir altyapı ekibi kurmayı planladığını açıklamıştı Erden Timur. Evet. Olabilir. Olabilir ama söylenenler de işte Okan Hoca'nın tanıdığı olduğu, belli bir danışmanlık servisi verdiği, işte böyle haberler dolaşıyor. Umut da paylaştı. Yani senin yaklaşımın çok daha doğru. Bence de böyle bir şey olması lazım. Bugün öğlenki yayında da söyledim. Tekrara giriyorsa kusura bakmayın. Arkadaşlar, bir futbol takımının yani teknik heyeti gidince oradan böyle şeyi terk eden olur ya, hani mekanı terk eden, haydi biz kalkalım filan derler. Böyle bayrama ziyarete gelirler akrabalar. Sen böyle çocuksundur, böyle bir baz olur kafa böyle. O bir sürü kişi konuşuyor, oynuyorsun. Sonra biz böyle kalkıyoruz derler. Evde sen, annen, baban, böyle yani orası çöl gibi sessiz olur. Bizim kulüplerde böyle oluyor teknik heyet gidince. Scout gidiyor, rakip analisti gidiyor, performans hocası gidiyor, kaleci hocası gidiyor, o gidiyor, bu gidiyor, gidiyor, hepsi gidiyor. Sil baştan. Galatasaray'da işte bu kemikleşmiş bir kadronun kalması çok önemli sevgili Abdullah. Peki Adana Demirspor şu anda lider. Peki TFF bunu bize nasıl açıklıyor arkadaşlar? Yani TFF'ye, şimdi TFF'nin sitesine giriyoruz. Evet, bu TFF'nin sitesi. Siteyi büyütelim. Ne var burada? Ana sayfa yazıyor. TFF yazıyor. Milli takımlar, ligler, kupalar. FGD diye bir şey var abi. Yani şimdi açmayayım, bilmiyorum çünkü ne çıkacak içinden. Bir de bilgi bankası var. Peki. Burada da haftalar var. Burada haftalarda tık tık tıklıyorsun. Ondan sonra burada maçlar var. Haftanın maçlarında en şaşırtıcı herhalde Demir Grup Sivasspor'un Başakşehir'i yenmesiydi. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir tık daha yapayım. Tamam, görebiliyorsunuz. Onun dışında şöyle bakıyorum. Bizi şaşırtan çok fazla bir maç olmadı. Bu algoritma buradan geliyor herhalde. Aynen öyle alıyoruz. Algoritma buradan geliyor dostum. Peki başka burada mesela 10. haftaya baktığımızda önümüzdeki haftanın maçlarını görebiliyor muyuz? Peki yüklemişler önümüzdeki haftanın maçları. Çok güzel. Gördüğünüz gibi şöyle bakıyoruz. Galatasaray Kayseri deplasmanına gidiyor 15 Ekim'de. Maçında maç önü maç sonu analizlerini yapacağız. Haftada izlenmesi gereken başka maç var mı Türkiye Süper Ligi'nde? Beşiktaş Trabzon maçı. O da pazar günü Beşiktaş Trabzon maçı. Evet, Futbol Gelişim Direktörlüğü. Şimdi bu hafta biten maçlarda ne görebiliyoruz biz? Mesela bir Fenerbahçe Vavakar Fatih Karagümrük maçına bakalım. Abi şöyle bir şey çıktı. Hakem var, Atilla Karaoğlan. Gol, ilk 11'ler var. Yedekler var. Goller var. Öyle liste şeklinde. Oyuna giren, oyundan çıkanlar var. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Buradan da oyuncuların profillerine tıklayabiliyorsunuz. Peki. Burada işte lisanslı oyuncular, teknik adamlar filan falan. Puan durumuna bakalım abi. Geri gelelim. Puan cetveli. Ligde puan cetveli. Ondan sonra burada oynanan puanı en sona koymuşlar. Yani şuradan puanlara bakıyorsun. Önceki haftaki puanlara bakabiliyor musun? Peki onlara da bakabiliyor musun? Evet, bu şekilde arkadaşlar. Web sitesi bize bunları söylüyor. İstatistik olarak ne var? Gol krallığı da var. Gol krallığında bakıyorsun. Peki Premier Lig'de çok güzel bir hafta oldu. Şimdi geçiyoruz Premier Lig sitesine. Arkadaşlar şöyle bakalım. Evet, bu Premier Lig sitesi ve buradan direkt Fantasy Game oynayabiliyorsun. Burada bütün takımlara gidebiliyoruz. Siz yazın, biz gidelim. Neye gidelim? Maçlara mı bakayım önce? Puana mı bakalım? Mesela lig puanına bakalım. Hop. Şuradan bir olay geldi. Hemen lig puanına bakabiliyorsun. Aşağıda da şu anki canlı maçtan tak 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 dakika dakika haber giriyor bak. Burada. Dakika dakika haber giriyor. Burada yayıncı firma var. Ondan sonra oynanan maçlar var. Peki ben hangi maça gittim bu hafta? Ben Chelsea maçına gittim. Chelsea Wolves maçına bakalım. Brentford'a geçeceğiz. Evet. Chelsea Wolves maçı. Ben şöyle ekrandan gideyim değil mi? Burada çok kapatıyorum çünkü. Hatta biz bunu ekranı biraz daha güzel bir şekilde... Ne yapalım? Ekranı çözelim abi. Ekranı şöyle. Şuradan. Bizim futbol bizciler alışmıştır Alper abi. Canlı yayında yemek yapıyor diye. Öyle biraz. Tam 1080 yapamıyoruz ekranı. Şöyle şuradan büyütelim. Tamam. Şöyle yaptık. Şu şekilde yaptık. Peki burada timeline var. Mesela timeline'da gol var. Mesela buraya sarı kart. 28. dakika sarı kart. Peki. Tıklıyorsun. Line-up var. Oyuncuları direkt görebiliyorsun. Oyuncuların memleketi var. Kaptanı görebiliyorsun. Yani dizilişler var burada. Oyuncu değişiklikleri var. Çok güzel. İstatistikler var arkadaşlar. Bakınız. Burada gayet güzel. Şimdi başka bir siteye gitmenize gerek var mı? Başka bir siteye gitmenize gerek yok. Yani gidip de mesela Türkiye'de gidiyorsunuz ya, Transfer Market, Maçkolik. Hiç gerek yok. Kaç dokunuş yapılmış, kaç pas yapılmış, kaç faul yapılmış. Burada da maç öncesi istatistikler var iki takımla ilgili. Bir önceki maçta ne olmuş? Bakınız, daha önceki maçta ne zaman karşılaşmışlar? Daha önceki maçın istatistiklerine bakabiliyorsunuz. Ve latest diye bir olay var. Bakınız burada maçın adamı. Maçtan fotoğraflar Premier Lig'den. Maçla ilgili işte yorumlar. Hakemlerin ismini daha burada ilk kez gördük. İşte gol ne şekilde oluyor? Bunun anlatımı var. Goldeki resimler geliyor. Bu sadece bir maç. Bir maçla ilgili işte paylaşımlar ve burada sponsorlar da var tabii. Peki ligdeki tabloya bakalım. Ya da sonuçlara, fikstüre bakalım. Fikstür bu şekilde. Nerede oynanıyor? Hangi yayıncı firma tarafından? Hemen maça bir preview yapabiliyorsun. Mesela bugün gitmeyeceğim, bu cuma gidecektim ama mesela Brentford-Brighton maçı. Bak, karşılıklı önceki maçlar. Çok güzel. Kadrolar. Yani geniş kadro. Bu konuyla ilgili haberler girince buraya girecek. Yani buraya bir kafa yoruluyor. Peki bu hafta hangi maç flash, daha doğrusu hangi maç flash olacak? Biraz da ona bakalım madem buraya geldik. Valla fikstüre girelim. Herhalde oynanacak, herkes pazar günkü Liverpool City maçını bekliyor. 16.30'da ben de çok büyük ihtimalle maçı izleyeceğim. Evden izlerim. Evden izleyeceğim. Puan tablosu da böyle. Son 5 maçtaki performansı, bir sonraki maçın burada da logosu var. Sevgili dostlar, bunu bile bile ekrana getirmek istedim. Çünkü yani total kalite mühendisliği diye bir şey var. Daha doğrusu total kalite yönetimi diye bir şey var. Türkiye Süper Ligi fakir bir lig değil. Oraya akan para güzel para. Kötü para değil ama maalesef biz müşterilere çok fazla saygıları yok. Sevgili dostlar, siz de görebiliyorsunuz. EPL'in sadece futbolu değil, sitesi de göze daha acayip geliyor demiş Umut. Aynen öyle. EPL Zone'u kanallar kısmına eklememişsiniz. Evet, teşekkürler, ekleyeceğiz. Brentford 5-7 Umut. EPL sitesi ş= PES 5 TFF sitesi 1998 Atari demiş Muhammed de. Güzel bir karşılaşma yapmış. Tabi CR7 gelirse formasını asarız. Evet arkadaşlar, yorumlarınıza bakıyorum elimden geldiğince. Süper Lig'in sitesi var mı ki? Süper Lig'in Twitter hesabı var. Mesela forma veriyorlar. Takipçi kasıyorlar yani. Biz forma veriyoruz. Çünkü bizim 18.000 takipçimiz burada var. İşte 3.000, 4.000 takipçimiz orada var. Biz büyümek istiyoruz. Yani biz forma veriyoruz. Şimdi düşünsenize EPL'in, Premier Lig'in sitesinin hani bizi takip et, bu tweet'i artı yap, biz sana forma verelim. Gerçekten de inanılmaz. Aynen öyle. Süper Lig'in sitesi de yeni daha doğrusu Twitter hesabı da yeni açıldı. Peki geçelim bir sonraki habere. Aslında bu da ilginç bir haber ve güzel de bir haber. Latin Tribün diye bir site var, Twitter hesabı var, bilmiyorum. Takip ediyor musunuz? Etmiyorsanız mutlaka takip edin arkadaşlar. Ben de şöyle kendimi hop şuraya hop, tamamdır. Evet. Higuain arkadaşlar 17 yıl sonra futbolu bırakıyor. 782 maç, 361 golle ve 14 kupayla futbol hayatını bitiriyor. Gerçekten de inanılmaz bir performans. Farklı kariyer. Tabii bir sakatlık dönemi de oldu. Ama forvet gibi forvet. Umarım yani teknik heyette falan da görülür. Premier Lig'e de bir şekilde yolu düşer ama büyük ihtimal İtalya Ligi ya da işte La Liga falan yapar diye düşünüyorum. Bookmarks'larda bir başka haber, 4 büyüklerin gol sayısı. Şimdi bunu Ajans Spor almış. Tabii Higuain'in kariyeri büyüktü. Aynen öyle. Martinelli'ye jest Umut'cum. TFF'nin bir de forveti vardı. Abdullah Gündoğdu. Peki dostum. Umut da bak, İçerik üretmek için uğraşmak zorunda ama Süper Lig doğal kaynak var demiş. Aynen öyle. Öyle, haklı tabii. Tüm Türkiye var arkasında yani. Umut hoş geldin bu arada. 9. hafta itibariyle 4 büyüklerin gol sayısı Galatasaray biliyorsunuz gol yarılarında sıkıntısı var. Burada bir paylaşım var. Tabii Galatasaray çok daha az gol yiyor attığı gole nazaran. Yanlış hatırlamıyorsam kaç gol yedik arkadaşlar? 4 gol mü yedik? 4 gol yedik diye hatırlıyorum. Hemen bakalım siteden avarajımıza. Bu site çok önemli. Bak bu siteyi buraya koyuyorum. Puan cetveli var abi burada. Santim santim puan ölçüyoruz burada. Tabii bakınız. Galatasaray'ın attığı 9, yediği 5. Aynen öyle Umut. Yediği 5, 4 avarajı var. Diğer takımlara göre de en az gol yiyen yani. Konyaspor'dan sonra değil mi? En az gol yiyen takım. Bu önemli. En azından durun size çok fazla işkence yapmayayım burada. Yani 5 gol yemesi önemli. Çok çok düşük bir rakam arkadaşlar. 8 haftada. Doğru bir rakam. Ama tabii attığı gol sayısı da şu takımın yeterli değil. Yani Fenerbahçe Galatasaray'ın neredeyse 3 katı gol atmış. Ama Fenerbahçe'de savunma kaymalarında sıkıntı var. Futbolun matematiği ne? Futbolun matematiği arkadaşlar +1. Atsan da yesen de. Tabii ki biz çok efektif, işte hücumda etkili, sağdan soldan ortadan saldıran Galatasaray, baskılı oyun. Bunlara hep alışmışız. Bak heyecanlandım. Mikrofonu bile itiyordum. Bunlara hep alışmışız. Ama bu bence düzelecek. Önümüzdeki haftalarda kendine gelecek diye düşünüyorum. Özellikle Okan Hoca'nın o takım omurgasında. Tactical Pad'e geçeceğiz birazdan. Çünkü biliyorsunuz Rashica haberi çok fazla bugün servis edildi. Yapıldı daha doğrusu, servis edilmedi. Rashica'lı bir 11 yapacağız sevgili dostlar. Orada bile hani omurgayı çok fazla oynatmamaya çalışıyoruz biz. Muhtemel 11 kurarken. Okan Hoca'da yapacağı hamleler çok kolay değil. O yüzden transfer döneminde bangır bangır kaliteli yerli dedim değil mi? Siz bana diyordunuz Alper Hocam kim lazım, ne lazım? Kaliteli yerli oyuncu, yani rekabetçi. Hepsi kaliteli, hepsi kaliteli güzel insanlar ama rekabetçi diyelim. Mesela Yunus'a bakacak, diyecek ki o formayı düştüğün an alırım senden diyecek. Mesela Barış Alper'in seviyesi öyle olacak örneğin. Sol kanatta aynı şekilde. Sol bekte, sağ bekte, hatta o yerli oyuncu yabancı oyuncuyla rekabete girecek. O zaman eli rahatlardı. Peki. Geçelim. Bakalım başka ne var? Abdullah ne demiş? Logoları bile bilerek bu şekilde yapmışlar sanırım. Gazoz kupasından dolayı. Ha, yıldızdan dolayı olabilir. Abi Rashica haberi geldiğinden beri var ama Bencil Benciloğlu'nu izliyoruz. Recep öyle isim koyma ya dostum. Kimi diyorsun? Kerem'i mi? Aynen öyle. T cetveline ihtiyaç olur demiş. Biz gol atmaya başlayınca puan cetveline ihtiyaç olacak. Ha, sen buradaydın çünkü gördüm. Öbür kanala abone olmuşsun. Eyvallah Umut. Fenerbahçe'nin o maydanoz mu abi? O ne? Ben 5 yapraklı yonca falan sanıyordum. Ya da 4. O da 5 yapraklı mı oluyor? 4 yapraklı mı oluyor? Bilmiyorum. Genelde maydanoz deniyor ama. Hani çok fazla o konulara fazla takılan biri değilim. Konyaspor'un yediği 3 golün ikisi bizden. Hatta 4'ü bile bizden olabilirdi ama çok fazla yani özellikle o geçiş oyununda son pasları, kritik pasları, kilit pasları doğru veremedik. Bak Seçkin Çakır da omurgayı koymuş. Güzel koymuş omurgayı. Muslera, Abdülkerim, Nelson, Mitch, Torreira net. Katılıyorum Seçkin. Profil resmi de süpermiş dostum. Daha ne diyeyim diyorsun. Aynen öyle dostum. Yani seni de suçlamıyorum. Meşe yaprağıymış. Bir anlamı varmış ama yine de daha düzgün çizilebilir. Meşe yaprağı mı o? Meşe yaprağı o alttakiler daha geniş olmaz mı abi ya? Ben mi yanlış biliyorum? Neyse. Galatasaray'ın gol atmaması yönünde bu konuyla ilgili de zaten haberimizi yapmıştık. Rashica operasyonu, bunu da paylaşalım. Bu da önemli. Sabah da paylaştık. Çünkü buradan Tactical Board'a gideriz. Biraz Tactical Board'da konuşuruz. Milot Rashica'nın bonservisini almak istiyormuş Galatasaray. Çok büyük ihtimalle hani şöyle bir yaklaşım olabilir. Hoca tamam, yönetim tamam, oyuncu tamam. Ya bu oyuncu patlayacak burada, Türkiye Ligi'nin bug'ı olacak. O zaman alalım, imzalayalım. Yoksa süre verdiğimizden bu oyuncu hani istatistik yaptığı an gol ve asist olarak bu oyuncuyu daha çözemeyiz. Böyle bir olay olabilir. Ama şu anda Norwich vermez. Kötü gitmiyor çünkü Championship'te. Almak da çok kolay değil. Çünkü Norwich'in verdiği böyle takdire sayılan bir rakam var. Bundesliga'da çünkü çok iyi işler yapıyordu. Zaten alan hoca da Milot Rashica'yı, Daniel Farke, biliyorsunuz Farke'yi çok konuştuk. Hala da konuşuyoruz. Hala da takip ediyorum. Kim bu Farke diye. Hatta onunla ilgili bir analiz yazım bile gelebilir Bundesliga'dan. Bayern Münih'i durdurdular mesela. Bayern Münih tam böyle dolu dizgin giderken Rose'un takımına, değil mi, Leipzig'e 3 gol attılar. İyi işler yapıyor Bundesliga'da bence. Önemli yerlere gelecek Farke. Daha kariyerinin başlangıcında. Tekrardan Premier Lig yapacaktır. Net söyleyeyim, Daniel Farke'nin kapısını çalar Premier Lig takımları. Onun aldığı bir oyuncu Galatasaray'a geldiğinde kontratından 1 milyon euro daha az para vermiş. Sol tarafta içe kat eden bir oyuncu olarak oynuyor. Sağ tarafta çizgide oynayabiliyor. Kontra atak futbolunu benimseyen takımlarda santrafor bölgesinde oynayabiliyor ve forvet arkasında da oynamışlığı var. Her yerde kullanıyor. Yani hücumun 4-2-3-1 olarak düşün. 4 bölgesinde kullanılabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu Galatasaray bünyesinde tutmalı mı? Evet, tutmalı, ama ben çok erken hani bu haberleri buluyorum. Yani çok büyük ihtimalle kendini kanıtlasın. Herkesi ikna etsin. Kendini de ikna etsin. Çünkü Galatasaray bambaşka bir atmosfer, bambaşka bir yer. Böyle 5 maç, 10 maç, 15 maç güven vermesi lazım. Yani yabancı sınırı olmasa nasıl bir 11 yaparız? Yabancı sınırı olmasa inanılmaz bir 11 yaparız ve yazdığım 11'e kesinlikle Rashica'yı koyarım. Yusuf'u koyarım. Bu oyuncular, Juan Mata'yı koyarım. Yani bu oyuncular bankosu olur. Artık Miçio'yu falan, diğer oyuncuları sormuyorum. Ama Abdülkerim'i de koyarım. Mesela orada bir Rose hamlesi yapmam. Yani sadece yabancı olduğu için bu oyuncuları koymuyoruz. Potansiyellerinden dolayı koyuyoruz. Peki. Geçelim mi Tactical Pad'e? Şöyle bir bakalım. Ne demiş Umut Sevinç? Sağda Fegüli, solda Geri Rodriguez gibi oynar mı? Tabii aynen öyle. Yusuf sağda oyun kurucu. Solda Rashica. Çok fazla Geri Rodriguez gibi değil aslında. Hani Rashica. Yani böyle biraz Edin Viska mı desek? Edin Viska vari. Her ne kadar hani Edin Viska gibi istikrarlı bir şekilde uzun süre gidemese de Edin Viska vari bir oyuncu. Bu hafta 5 tane attılar. Alper hocam izledim bu hafta demiş. Brentford'a mı diyorsun? Aynen öyle abi. Ben Chelsea maçını izliyordum. Şöyle sırtımızı bir döndük bizim takıma. Mahvoldu. Oo, teşekkürler Alper Bey. Bizim mavi olan düşkünlüğümüz Selanik'te açılan bir çift mavi gözle başladı demiş. Seçkin Çakır. Alkışlayalım. Bu adam hazır gelmedi mi? Niye Okan Hoca yedekte tutuyor? Fener Avrupa'da zorlanırken puan farkını açamayacaksan başka ne zaman açacaksın? Kerem'i zorlanacak diye. Ligi zora Kerem'i, ne demiş oraya? Kerem'i kazanacak diye ligi zora sokuyor. Konuştuğumuz şeyler, güzel şeylerin altını çizmişsin. Avrupa Kupası'nda oynamış olsak Rashica kesin oynardı, en azından orada izlerdik. Evet, bu da büyük bir sıkıntı. Şöyle bir 11 bekliyorum. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar. Seri yorum ve like da bekliyorum. Şöyle bir geçelim. Evet. Şöyle bir 11 bekliyorum. Kalede Muslera, Abdülkerim Nelson, Kazımcan Karataş, sağda Torreira, Michio, sağda Sasha Boye, önlerinde Michio, Torreira defans fortasa, Michio 8 numara, Mata, Rashica, Yunus, Icardi bekliyorum arkadaşlar. Bak Rashica'yı koymuşsun abi, harikasın demiş. Evet, sen öğlenki yayına gelemedin. Ben böyle bir 11 bekliyorum. Bakarım sizin düşünceniz de. Şimdi dışarıda kalan oyuncular var. Dries Mertens'i attım kenara. Yatıyorsun. O 12 oyuncuyla oynayamıyorsun ki, mecbur. Sergio Oliveira'yı kenarda bekletiyorsun. Futbol 11 oyuncuyla oynanıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok, kusura bakmayın. Yok Cemal Bey, 3 Türk var. Bir daha bak. Güzel gözlerinde bir daha bak dostum. Güzel 11 sanki Okan Hoca Mata yerine Oliveira ile başlar gibi geliyor. Bu kadro ile çıksın, ilk yarı 2-0, ikinci yarı kontra atakla 4-0 bile biter Kayseri maçı için demiş. Recep beğendi kadroyu. O Mönchengladbach değil mi? Tabii tabii. 5 gol attı, aynen öyle. Ben de şey izledin sandım, bizim Newcastle Brentford'ı. Valla ikinci yarı bir şok hamle. Güzel soru. İkinci yarı bir şok hamle yapabilirsin. Şunu şöyle alalım mı? Hani ben de öbür tarafa bakmayayım. Bir yandan da bakalım kaç kişi izliyor. Peki 80 kişiye ulaşmışız. Eyvallah, sıkıntı yok. Böyle gideceğiz herhalde bu gece. Şimdi ilk hamle nedir? İlk hamle şu. Mesela ne? Örneğin kim performans vermedi? Bakalım Recep beğenmemiş mi abi? Yo, Recep sanki bu kadro ile çıksın, ilk yarı 2-0, ikinci yarı kontra ile 4-0 biter Kayseri maçı için. Kayseri mi alır diyor, anlamadım ki tam dostum. Devrik cümleler kuruyorsun Recep Magni. Ben yiyeceksin. Mata ile Mertens birlikte oynamalı diyorum demiş Seçkin Bey. Mertens hazırlık maçının en iyisiymiş. Abi bu hazırlık maçı kimle oynandı? Yeni Malatyaspor'la mı oynandı? Hangi takımla oynandı? Ben bilmiyorum. Görmedim hiçbir yerde. Ben mi takip edemedim bilmiyorum. Akın Bey de Mertens 10 numarada başlar demiş. Peki şöyle bir kadroda mesela direkt korakor değişiklikler yapabilirsin. Mesela Mata çıkar. 4-4-2'ye dönersin. Dries Mertens'i sokarsın şöyle şu şekilde. Bakınız böyle bir 4-4-2 yaparsın. Ondan sonra ne demiş Umut Sevinç? Umut Sevinç ne demiş? Abi diyelim kanatlar iş yapmadı. Ha, o zaman. Raşit ise iş yapmadı. Şimdi iki hamle yapabilirsin. Bir tanesi şu olabilir. Şimdi dönelim esas kadromuza. Teker teker gidelim. Güzel organize olsun. Çok dağılmasın taktik board. Tamam, biz böyle dedik. Örneğin Yunus performans vermedi. Raşit ise veriyor, Yunus vermiyor. Tamam. Çek abi buraya. Nerede Yusuf? Yetiş Yusuf. Hop, Yusuf Demir burada. Ondan sonra şimdi bir yerli lazım. Burada yapacağın iki hamle var. Yani daha doğrusu tek hamle var. Çok büyük ihtimalle Miçi'yi oyundan alacaksın. Miçi'nin yerine koyacağınız oyuncu Berkan Kutlu. Şöyle bir orta saha oldu. Kazımcan Karataş, Abdülkerim, Berkan Kutlu. Yerli oyuncular. Torreira, Berkan, Mata üçlüsü. Rashica mesela performans vermedi. Hemen şöyle bir şey yapabilirsin. O zaman kim vardı burada? Burada Yunus vardı. Ondan sonra Rashica performans vermedi. Burada kim vardı? Miço neredesin? Gel buraya. Heh, Miço vardı burada. Miço. Rashica yerine örneğin hemen Dries Mertens hamlesi yapabilirsin abi. Bak. Nasıl kadro? Şu kadro ateş ediyor şu anda. Ha, bu sefer Yunus performans vermiyor. Yusuf Demir'i atarsın. Bak. Yusuf Demir'i atarsın. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi yine iki yerli oyuncum var. Şimdi burada maça göre değişiyor. Mustera yerine Okan Kocuk yapar mı hoca? Bilmiyorum, olabilir. Eğer Kayserispor çıkamıyorsa, hani tamamen 3. bölgeye oyun hapsolduysa, ben olsam şunu bile yaparım. Alırım Mustera'yı oyundan. Derim ki Okan gel kardeşim. Biraz daha konsantre ol. Hani öyle İstanbulspor maçındaki gibi oyundan mental olarak hiçbir şekilde çıkma. Hani oyun bitmedi devam et. Offside çalınsın çalınmasın. Şöyle bir kadroyla çıkabilirsin. Bak bu kadro da ateş ediyor. Ya da birdenbire 4-1-4-1'e döndürürsün takımı. O da olabilir. Yani alırsın Michio'yu. Ondan sonra buraya atarsın abi. Nerede bizim El Patron? Hah. Tamamdır. Hah. Al sana 4-1-4-1. Olur mu? Olur. Torreira'ya yük biner mi? Üf. Hem de nasıl biner. Ama belki hani oyunun savunma yönünde Galatasaray hemen topu geri kazanıyor. Kayserispor birinci bölgeden çıkamıyor. Bak bunlar da önemli dostlar. Yani maçın doğası çok önemli. Çünkü biz daha maçı görmeden bu maç içi hamlelerinden bahsediyoruz. İlk 11'den bahsetmiyoruz. Maç içi hamlesinde şöyle bir şey de yapabilirsiniz. 4-1-4-1 de yapabilirsiniz. Ya da benim konsol oyunlarında kullandığım direkt şöyle bir 11 ile bile çıkabilirsiniz. Bakınız net. Ben Kazımcan'da başlamam. Yani ben direkt oraya Patrick Van Aanholt hamlesi yaparım. Ondan sonra Icardi'nin yanına Mertens. Şuraya bir Yusuf Demir. Şöyle. Şöyle bir Oliveira. Ondan sonra ben buraya bir ne çekiyoruz abi? Biz buraya bir Berkan çekiyoruz. Ondan sonra burada da Muslera var. Heh. Şöyle de bir 11 yapabiliriz. Bak. Şöyle bir 4-1-2-1-2. Nasıl, hiç fena değil. Galatasaray'a da çok uygun. Sağ tarafı boyu halleder. Sol tarafta özellikle savunma geçişlerinde Berkan zaten oraya girecek. Arkadaşlar Avrupa maçlarında Berkan hep marka Patrick Van Aanholt arasına kayma yaptı ve çok da iyi performans verdi. Hem 3. bölge baskısı yapıyordu hem de top rakipteyken eğer rakip Galatasaray'ın 1. bölgesini itiyorsa 35 metre 40 metreye geldiği zaman, hatta gelirken o geçişte bile Van Aanholt'la marka arasına kayıyordu. 2 Türk mü oldu? Aa, şu anda da 2 Türk oldu. Aynen öyle. O zaman ne yapacağız? Ya burada Okan yapacağız ya Muslera yapacağız. Kazımcan yapacağız. Doğru, güzel söylediniz. Bak ben ne güzel, çok mutlu bir şekilde gidiyordum. Ha, o zaman bu şekilde olacak abi. 1-2-3. 1-2-3. Burada hem Yunus yok hem Kerem yok. Aynen öyle dostum ya. Yemin ediyorum öyle bir kural ki bizi bile bitiriyor. Bir maç çok pis patlayacaklar, gol olup yağacaklar bir rakibe. Valla bana da öyle geliyor Ali Osa. Yani şöyle bir garip bir Bayern Münih performansı gelebilir. Böyle ilk 40 dakika filan 4-0. Tudor Galatasaray'ın başındayken ya da Fatih Hoca mı vardı? Gomis böyle bir 20 dakikada 4 gol filan işte öyle bir maç vardı, hatırlıyorum. O tarz bir şey olabilir. 0-0'da tıkanan senaryoda 4-1-4-1 yaparım abi. Yani Torreira'nın önüne Mata hamlesi, yanına Sergio Oliveira. Bak o zaman sol beke işte Berkan Kutlu hamlesi yapabilirsin. Çünkü orta saha özellikle bir bek lazım. 2 Türk varken oyuna girmek isteyen Patriye stat bekçisi of hemşerim nereye diyecekmiş. Bekçiyi de koyayım bir dahakine buraya. Sıkıntı yok dostlar, hoş geldiniz. Yeni gelenler de hoş geldi. Türk kralı odadan ayrıldı. Eyvallah. Eyvallah. Bak Umut Işık da beğenmiş o 11'i ama. Abi bence Galatasaray yani şu 11'de çok daha iyi oynar. Hatta Torreira, Michio, Berkan bile koyabilirsin. Belli maçlarda. Michio sağ. Çünkü burada bak şu oyuncunun savunma kayması çok önemli arkadaşlar. Yani çünkü Icardi buraya deplase olamaz. Icardi buraya deplase olursa XT'si düşük noktalarda topla buluşur. Yani neydi XT? Expected threat. Gol tehdit beklentisi düşük noktalarda topla buluşur. Öyle olunca da Icardi'den performans alamazsın. Keza Mertens. O yüzden savunma kaymasına kim girecek abi? Merkez orta saha girecek. İşte merkez orta sahada Berkan burada girer. Oliveira girer mi? Şüphelerim var. Yok, çünkü girmez. Yani oyuncu bunu yapmaz. Kötü oyuncu, çöp demiyorum. Böyle bir oyuncu değil. Ama hep diyorlar ya. Bir de buraya Mata var tabii. Yani şuraya Mata'yı da koyabilirsin. Şuraya Yusuf Demir yerine Mata hamlesi yaparsın. Ama ben her plana bir şekilde Yusuf Demir'i de koymak isterim. Yani sağ kanat, forvet arkası. Çünkü bu oyuncu çok büyük bir değer. İnanılmaz bir yetenek. Ve oynadıkça, özgüven aldıkça, Galatasaray'ın o atmosferini soludukça bambaşka seviyeye gelecektir diye düşünüyorum. Kazımcan ve Rashica ilk 11 düşünülüyormuş. Mertens'in ayrıca kanatta da denenmiş. Normal. Kanatta hangi kanatta denenmiş? O zaman Rashica'yı sağa, Mertens'i sola, Icardi ileride. Bu sefer yine Berkan girer. Yani şöyle bir şey mi düşünüyor acaba hoca? Şöyle Rashid neredesin? Milot Rashica. Rashica burada. Ondan sonra şöyle bir şey mi düşünüyor acaba hoca? Böyle de olabilir. Bu da mantıklı bence. Yani burada Yusuf olabilir ya da başka Oliveira olabilir. Yani bu sefer Mişio'ya kesiliyor. Çünkü Yunus'u oynattığın an sağ kanatta ister istemez. Ya TFF, yemin ediyorum şimdi söveceğim sana ya. Abi bu nasıl kural ya, yemin ediyorum. Vallahi billahi patladım ha. Acayip daralıyorum ha. Yemin ediyorum daralıyorum. Abi bu nasıl bir olay, bu nasıl bir sistem ya. Gerçekten de çözemedim gitti ya. Vallahi billahi. Kanalı kapatacağız yani. Evet, Barış Alper hamlesi olabilir. Abi hakikaten ya, bir 11 tam bir şey yapıyorsun, ondan sonra en önemli adamı koyamıyorsun. İşte Miçio'yu koyamıyorsun. Yani. Yok çünkü yok. Yani yok. Yok abi. Türkiye'de Galatasaray'ın elinde orta sahada Torreira gibi oyuncu yok. Torreira gibi yerli oyuncu yok yani. Torreira gibi yerli oyuncu, yani bir tık daha Miçio'yu kullanacaksın. Orada Berkan'ı kullandığından problem yaşıyorsun işte. Berkan kötü oyuncu diye demiyorum ya. O oyuncu özelliği yok abi. Vallahi billahi ya, yemin ediyorum. Çağlar'ı alsaydın, yani Nelson'ı satıp alacaktın Çağlar'ı, Adil. Yani öyle bir hamle yapılabilirdi. O zaman rahat ederdin her konuda. Vallahi billahi müfettiş tamamdır olduk ya. Neyse, kahvemden bir yudum alayım. Halim Pehlivan da gelmiş. Senin sorunu sordum dün dostum. Çok güzel soruydu bu arada, tebrik ederim. Hepinizin sorusu çok güzeldi. Okan tek çözüm demiş. Ya öyle bir şey yok ki yani şimdi Mert. Yani Okan tek çözüm de işte aynı şey de Okan'da da oluyor. Diyoruz ya. Örneğin ya benim görüşüm, evet Yunus çok önemli bir oyuncu ama elimde Yunus ve Yusuf Demir tercihi varken ben Yusuf Demir derim abi. Var mı sizde? Siz sağ kanatta teknik hocasınız. Yerli yabancı sınırı yok. Kim diyecek abi burada şu anda Yunus diye? Bak geçen seneki performansından sonra da ben Yusuf Demir derdim. Bu niye böyle biliyor musun? Çünkü yerli yabancı yok. İkisi de Galatasaray forması giyiyor. Yani burada duygusallık yok ki. Futbolda yani duygusallık taraftarda var. İşte soyunma odasında var, orada var, burada var. Saha içinde çok fazla yok abi. Saha içinde adamlar cezayı kesiyor. Cezayı kesiyor. Bak şimdi size bir şey anlatayım. Belki analiz yazımı görenler de, arkadaşlar okuyanlar da, bilmiyorum Halim sen okudun mu? Ya dostum yani Diego Costa geldi. Bak adam Stamford Bridge'in ısınmaya çıktı. Karış karış filiyor. Orası var ya sanki şöyle bir şey yani, mahalleden taşınmış. Tekrar gelmiş o mahalleye. Annesinin bir arkadaşının evine işte misafirliğe gelmiş ama o sokağı biliyor. Karış karış öyle geziyorsun yani. Biliyorsun çünkü orayı. 11-12 yaşındasın ama sıkılmıyorsun. Böyle bakmıyorsun etrafa. Her yeri biliyorsun. İşte kestirme iki apartman arasından şuradan öbür sokağa, üst sokağa geçerim falan diyorsun. Adamın hal tavır öyle. Yemin ediyorum Chelsea'li oyuncular adama nefes aldırmadı ya. Diego Costa top yüzü görmedi. Şutu yok adamın. Yani top alamadı. Bırak bağlantı oyunu, topa öyle basıp bir şey yapamadı yani. Orada hiç yok işte duygusallık. Hani birebir örnek olmasa da hani futbolda saha içinde duygusallığın yeri yok. Duygusal olan adam zaten kaybediyor. Ama saha dışında duygusallık çok güzeldi. Diego Costa oyundan çıkarken çok fazla böyle ıkınıp sıkılıp ayağa kalkan Chelsea taraftarı, onlar öyledir Chelsea tarafı. Batı Londra. Cukka sağlam. Ayağa kalkmazlar, sevmezler. Oturup izleyecek paşam. 3,5-4 dakika ayakta alkışladılar Diego Costa'yı. 3,5-4 dakika ayakta alkışlandı Chelsea taraftarı tarafından. Ve özellikle biraz daha böyle hani laylaycı taraftar, böyle kale arkası falan baktığımda gözyaşlarını tutamıyorlardı arkadaşlar. Yani işte o şekilde olur. Yani duygusallık. Hani diyorlar ya abi ya Yunus'u kesiyorsun, altyapıdan çıktı, şuradan geç. Abi çıksın altyapıdan, saygı duyuyoruz. Eyvallah, altyapıdan çıktı. Çok güzel. Ama yani Galatasaray, evet Galatasaraylı deyince ilk isme büyük ihtimal Galatasaraylı şu anda. Yunus keşke çıksın, oynasın, kaptan olsun. Ama abi saha içinde yani Yusuf Demir varsa ben Yusuf Demir'i yazarım ya. Kusura bakmayın. Yani Mertens, Rashica, Kerem varsa solda ben önce Rashica'yı ya da Mertens'i yazarım sol tarafa. Ondan sonra Kerem'i yazarım. Olmuyor abi. Çok denediniz yani. Eziyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Yapmaya çalışıyorsunuz. İçe kat et şut çek. İçe kat et şut çek. İçe kat et. İşte çok böyle kilit pas dene. Olmuyor. Çok yani sizin üzerinizden Galatasaray'ın hiçbir atak aksiyonu planı olmadığı gözüküyor. Olmuyorsa bekleyeceksiniz. Kötü oyuncu değil. Bunların hepsi çok yetenekli, kaliteli oyuncular ama günün sonunda burası da Galatasaray abi ya. Yapmayın yani, gözünüzü seveyim. Tamam yerli sınırı, yabancı sınırı, o sınırı bu sınırı ama ya hocam bul bir şekilde çözüm. Artık Kazımcan Karataş'ı da, Berkan'ı da, Barış Alper'i de çok efektif bir şekilde kullan. Yani bak bir de Abdülkerim Bardakçı tahtaya vur. Yani o çok travmatik başladı. Kolay değildir büyük takımda bunu yapmak. Abdülkerim Bardakçı oradan buraya geldi. Şu anda değişilmez. Direkt yazıyoruz. Yani takımın omurgasıyla oynamadan da bunu yapabilirsin. Takımın omurgasıyla oynamadan da yapabilirsin. Yani size Sacha Boey'i kes, Icardi'yi kes, onu kes, bunu kes demiyoruz. Sağ solu kes var ya, onun gibi. Bunları demiyoruz abi. Abi gözünüzü seveyim ya. Yani Kerem, Yunus, İkisini de çok seviyorum. Geçen sene Kerem Galatasaray'da bardağın tek dolu tarafıydı ya bu adam. Yani ne diyorduk? Ben diyordum herhalde bir 12-13 milyon euroya Kerem'e teşekkür de edilir, gider. Hani bizim taraftar diyor 25 milyon, 30 milyon. Ya o işte FIFA'da oluyor. Yani o tarz transferler gerçek hayatta olmuyor. FM'de de yapamıyorsun genelde. Abi bak, hiçbir şekilde bu yorumlar oyuncuları karalamak, oyuncuları çizmek, işte rencide etmek gibi bir şey değil. Bu ne biliyor musunuz? Total futbol mantığı abi. Yani genel futbol mantığı. Bir oyuncu performans vermiyorsa forma rekabeti içinde olan, daha iyi performans veren ve takımın öncelikleri göz önünde bulundurularak o oyuncu formayı alır. Ya bu 2-2 daha 4 abi. Ya Agüero bekledi. Kimler bekledi kenarda, yapmayın ya. Alan Shearer bekledi. Ya ne oyuncular bekledi, ne efsaneler bekledi. Ya bu çocuklar dün bir bugün iki. Beklesin abi kenarda. Onu kazanacağım, bunu kazanacağım. Geçen de dediler işte Okan Hoca Rashica'yı çok seviyormuş. Ben dedim herhalde güne gidip mercimekli köfte yiyor dedim yani Rashica'yla. Yani sevip yani nasıl bir sevgi abi bu? Antrenmanda bir sevgi mi ya da başka bir yerde bir sevgi mi? Çok fazla çözemedim. Özellikle Yusuf'un, bak sakattı tamam, geçen hafta bir kenara yazalım. Yusuf'un, Rashica'nın, Mata'nın, Oliveira'nın, Michio'nun, bu oyuncuların böyle Galatasaray'a katkı yaptığı, özellikle hücumsal olarak çok fazla orada tamamen performans odaklı bakması lazım hocanın. Tamamen performans odaklı bakması lazım hocanın diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Siz ne düşünürsünüz sevgili dostlar? Bazen dinlenmek iyidir. Enerji toplarsın, sakinleşirsin, sahayı özlersin. Ya aynen öyle abi. Bak aynen öyle. Ben şimdi size günde O gece FIFA mı istiyorsun Delfino? Atarım abi FIFA, sıkıntı yok. Burada direkt canlıdan yaparız editsiz. Neyse o yoruma sonra gelelim. Günde size 5 tane canlı yayın yapsam, değil mi? Kalite gitgide düşecek. Nicelik arttıkça yayınların niteliği düşecek. Çünkü bir ekip yok, tek başıma yapıyorum. Sen 50-60 maç geçen yıl, Kerem için konuşuyoruz yeni gelenler, hoş geldiniz. Sayımız arttı birdenbire. Sen 50-60 maç oynuyorsun, eleştiriliyorsun, o oluyor, bu oluyor, markayla olay, sosyal medyada yorumları kapatıyor. Belli ki etkileniyorsun. Türkiye böyle. Kim yaptıysa onların adına ben özür diliyorum. Galatasaray futbolcusuna. Hak etmiyorlar. Oyuncular hak etmiyor. Ama demek ki etkileniyorsun. Açıklamalarında yorgunluk var. Gel dostum ya. Gel otur. Ya otur bekle. Değil mi? Otur bekle. Yunus olmuyor. Tamam eyvallah, Adana Demirspor da çok iyi. Ama 3-4 tane pas opsiyonu varken sen uzak köşeye vurmaya çalışıyorsun sürekli. O olmuyor. Demek ki bazen hani bir şey yapmaya çalışırsın, böyle kafayı indirsin, yapmaya çalışırsın. Dışarıdan biri gelir, bak der şuradaymış hata der. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Angle, bakış açısı. Adam dışarıdan bakıyor. Sen bazen dışarı çıkınca kendi hatalarını da çok daha iyi görebilirsin diye düşünüyorum. Duygusallığa bu konuda hiç yer yok arkadaşlar. Özellikle kanatta artık yeter. 9 gollü olmasın şu takım ya. 200 milyon euroluk takım 9 gollü olmasın. Tamam milyaraya kadar bekleyeceğiz şöyle böyle ama günün sonunda bunlar ne Kerem'e ne Yunus'a yazıyor. Benim bu eleştirilerimin hepsi teknik heyete gidiyor arkadaşlar. Bunlar yapıcı eleştiriler. Hoca buna çözüm bulması lazım. Hemen bak yorumlar da akmış, eyvallah. Şöyle bir gelelim. Yukarıdan geleceğim aşağı doğru. Mata'mı sadece Oliveira ile değiştirir hoca. Mata'yı. Yo, Yusuf Demir'le de değiştirebilir Cemal Bey. Gazapizm. Adını bile söyleyemiyorum abi. Ben Sagopacıyım arkadaşlar, bilmiyorum yani. Sagopa, Ceza, bizim jenerasyon öyle. Çok önceden Kartel vardı. Ablalarımız, abilerimiz konserine giderdi. Böyle bandı vardı böyle. Kartel diye, Kartel'e gittik geldik diye. O an dedik ne Kartel'i falan. Biz Kartel deyince o zaman tabii aman dedik filan. Annem filan aman kızım Kartel. Ne Kartel? Korkuyor insanlar. Halbuki adamlar hip hop rap grubu. Dinliyorum. Seviyorum ben Turkish hip hop. Burada da güzel oluyor. İlginç oluyor biliyor musun? Kapanan takımlara karşı tok karnına Yusuf Demir, Mata, Oliveira, bak bu da öyle. Ama hakikaten Oliveira'yı da yani Torreira'nın yanında Mertens, Oliveira olmuyor işte abi. Biraz daha sertlik lazım. İyi yedek Kerem Yunus şu andaki performansıyla öyle. Abi Drogba üzümlü kekim Chelsea maçında duygusal davrandı demiş. Öyle. Yo ya ben ona çok katılmıyorum abi. Çok fazla katılmıyorum. Mertens için şu an en ideal mevki sol kanat mı santrafor mu? Ya Michio Torreira'yı koyup mesela Icardi Mertens yaparsın, 4-4-2 çıkarsın ya da sol tarafa atacaksın. O şekilde. Çünkü sahte 9 da ideal ama sahte 9 çıkmayacaktır Okan Hoca. Şimdi yanında Icardi varken filan, Icardi sen bekle Mertens sen sahte 9 oyna demez diye düşünüyorum. Yok mu bir Antony forması? Yok dostum ya Berk. O Berk, sen bizim Berk misin? Hoş geldin. Eyvallah. Yok mu bir Berk Edipoğlu diyeyim, ben de uzun süredir gelmiyorsun. Rashica yerine Kerem'i versek takımı takas kabul eder mi acaba? Güzel soru. Güzel soru. Dün işte arkadaşlar Manchester City'nin akademi hocası geldi. Yani bunu tekrar söylüyorum. Gurur duyarak söylüyorum. Kendimi kanalı manalı övmek için değil. Bu çok zor bir olay. Yani çok ütopik bir yerde adam. Bir Türk hocalık yapıyor. Çok farklı şeylerden bahsetti. Çok önemli standartlardan bahsetti. Bu standartları göz önünde bulundurup her şey formalize edilmiş durumda. Yani o formalin içine Kerem düşer mi? Şu anda Championship takımına gider mi kendi? Gitmez. Niye? Birçok hoca gitmiyor. Hani Kerem seviyesinde midir değil midir? Seviyesindedir tabii Norwich'in. Kaliteli oyuncu. Ama Kerem Championship'te oynar mı? Siz Kerem'in yerinde olsanız oynar mısınız? Ben oynarım. Şahsen. Çünkü biliyorum Norwich çıkacak Premier Lig'e yani. Bu adamlar buradan ekmek yiyor. Şampiyon oluyorlar, çıkıyorlar. Alayım diyorlar 175 milyon. Kalamıyorlar. Harcama hiç yapmıyorlar. Hemen aynı şekilde B takımından, Bundesliga B'den, işte başka yerlerden oyuncular, hocalar, oradan Premier Lig'e birkaç satış, bir Premier Lig'e çakış, inanılmaz karlı bir takım haline geliyorlar. O yüzden oradan oyuncu alıp vermek çok da kolay değil. Abi bak, şimdi Hikmet Hoca'ya selamlar olsun. Sports Digital'de çok güzel içerik yapıyor. Adam teknik direktör abi. Yani hani teknik analiz falan izleyecekseniz Hikmet Hoca'yı açın izleyin. Twitter'dan da yazıyorum ben ona. Arada yazılarımı gönderiyorum. Ben takip ettim. Beni geri takip etti. Çok sağ olsun. Normalde teknik direktörler nerede? Çok zor. Çünkü ben Hikmet Hoca'yı niye takip ettim? Ben başka Anadolu'dan teknik direktör takip etmiyorum. Ya adam her turnuvaya gidiyor, her maça gidiyor, her seminere gidiyor. Ya önceliği bu. Hikmet Hoca bir analiz yaptı. Mutlaka izleyin. Şimdi değil yani, bizim yayından sonra izleyin. Galatasaray'ın kanat organizasyonları, atak organizasyonlarından bahsediyor. Orada tabii de moderatör de Sinan Yılmaz yani. Hani gerçekten de analizleri falan 12'den vurur. Arka direk koşularından bahsediyorlar. Yok abi ya. Kyle Larin'i hiçbiriniz beğenmedi. Herhalde %70'iniz yok abi Galatasaray'a gelmesin bu adam ya, ne işi var filan dediniz. %60'ınız. Adam tek bir şey yapıyordu. Çok da iyi yapıyordu. Bir kanat oyuncusu olmasına rağmen Sergen Hoca çok zeki bir adam. Sergen Yalçın. Türkiye Ligi'ni iyi biliyor. Defans oyuncuları pozisyon almada sıkıntı yaşıyor. Savunmada kaymalar, adam paylaşımında sıkıntı var. Oyuncu alan mı yapıyor orada, işte adam mı yapıyor orada, çok büyük sıkıntı var. Arka direk koşusu yapan oyuncular çok gol atıyor abi bu ligde. Çok gol atıyor. Abi, Kerem ve Yunus'un, hatta Kerem'in geçen sene de dahil, yani geçen sene kaç tane arka direkten Galatasaray'ın kanat oyuncuları aksiyon yaratabiliyor. Gol atabiliyor, pozisyona girebiliyor. O yok. Bak, gol koşusu diyorsun. Zaten bu oyuncuların USP'si, yani eşsiz satış noktası. Defansın omzunda oynayacaksın ki atacaksın gol koşusunu. Ya 1.90 boyunda kalıplı, yani kütle mütle adam, Arnavut asıllı İngiliz. Borga'ydı herhalde değil mi ismi? Ben niye unuttum ya? Böyle bakayım. Borga Chelsea. Aynen öyle, Borja. Armando Borja. Broja pardon. Armando Broja arkadaşlar. Severek de izledim. Profilini özellikle altını çizdim. Adam yemin ediyorum ya, resmen böyle bir hızlı pırpır kanat oyuncusu gibi zorluyor orayı. Sürekli bakıyor. Bir kesiyor, bir arka tarafı kesiyor, bir defans çizgisini kesiyor. Hakeme bakıyor, çizgiye. Sürekli böyle koşar. Dedim ki bu adam yani çok mu hızlı acaba? Valla hızlı attı koşuyu. Bastı topa, sağa çekti, uzak köşeye vurdu golü. Yani hani sen kanat oyuncularının bu tarz koşuları daha fazla yapmasını istersin. Onyekuru'dan koşu var. Yani adam atıyor işte, stoper bek arası koşu. Kerem'in özellikle çok yapması lazım. Çünkü dribbling sonu şutları çok iyi bence. Özellikle hani birebir de çok fazla eveleyip gevelemiyor. O Erzincan'da geçirdiği dönem orada santrafor olarak kullanılması. Denemiyoruz abi. Denemeyince de olmuyor. Yapmayınca da değil mi Umut'cum? Gel bekle abi, yapanlar girsin ya. Gözünü seveyim. Tamam, Vananholt oynamasın. Haydi Vananholt değil. Hadi çek bazı maçlarda Abdülkerim'i sola. Hani hızlı böyle pır patlama gücü yüksek kanat oyuncularının olmadığı, biraz daha oyun kurucu kanat oyuncularının olduğu bir rakibe karşı Abdülkerim çok rahat oynar sol bekte. Çek Abdülkerim abi sol beke. Koy Emin Bayram'ı ya da Metehan Baltacı'yı. Koy Victor Nelson'ı yanına. O zaman işte kullan bu oyuncuları. Yapabilirsin. Neden olmasın? Neden olmasın? Abi şampiyonlukta Okan Buruk sana güven veriyor mu? Çok erken Berk. Çok erken. Geçen sezon Larin bize karşı öyle bir gol atmıştı zaten arka direkten. Emre hoş geldin. Eyvallah. Bu seneki performans ile yurt dışına gidemez Kerem. Kerim belki Acun alır demiş. İşte Championship'e gideceğini düşünmüyorum. Hamza pasör özelliği Kerem'den daha etkili olabilir o bölgede ama denemez hoca büyük ihtimalle. Hamza için de yani Hamza'yı o bölgede denemek biraz oyuncuyu yani oyuncu özelliklerini öne çıkarmaz. Yani Hamza'nın en güzel deneyeceği yer. Şöyle rahat bir maç izleyeceğiz abi. Çayımızı alacağız. Bak çayımızı alacağız. 2-0 ya da işte ne içiyorsanız alın elinize. Meşrubat, bira artık fark etmez. 2-0 öndesin, 3-0 öndesin. 70. dakikaya girmişsin. Bak hiç bekletmem biliyor musun? Net bir şekilde yaparım hamlemi. Hamza, Özgür Baran Aksaka. Hiç beklemeden belki daha erkenden Barış Alper, Metehan Baltacı. Yani taraftar da görsün ama hiç abi bu seviyeye gelemedik ki. İşte 8 maç 9 gol yani. O FIFA'cılar vallahi bu gece başlıyor mu diyor. Yani bu gece saat 00:42 bir saati geçti yayınımız Türkiye'de. Bana sıkıntı yok. Ama gecenin birinde de oynamak istemem dostlar. İlk olarak editli başlamak istiyorum. O yüzden hani biraz daha böyle efektlerle güzel olsun. Erhan'ı biraz yoralım FIFA'da. Belli yerleri hızlandıralım. Kariyer şöyle başlasın. Ondan sonra belli maçlarda canlı atabiliriz arkadaşlar. Testimizi yaptık. Intromuz güzel. Bugün de yayınladık. Bundan dolayı hani bilgisayarda maşallah. Şöyle vuralım. Bunu zaten yeni kurduk. Yani İş Bankası'na server olur. O yüzden hani bu İş Bankası server muhabbetleri var ya, Umut gülüyordur şimdi. Yani hız konusunda, grafik konusunda da sıkıntımız yok. Avrupalılar için problem değil demiş. İnternet mi dostum? Yani internet yani şu andaki internetin 10 katı internetine ne zaman abi? Kasım'da giriyoruz. O zaman işte Twitch, Facebook filan üçünü aynı anda yayın yapacağız abi. Ya FIFA, ya FIFA şöyle, FIFA'da yapacağız işte 4-1-2-1-2'yi oynayacağız ama oradaki goy goy muhabbet süper oluyor. Orada da yancı lazım. Yani bir Erhan Kulaksız lazım değil mi? Ama Erhan da maalesef çok fazla müsait değil bu aralar. Abi Tudor olsa ikinci hafta Yunus'u kesmişti demiş. Evet. Cengiz'i kestikten sonra Yunus'u aile aile keser. Abi Arsenal, Liverpool ve Man U forması. Arsenal, Liverpool var. City var. Vallahi Berk sen alacaksın bana herhalde Man United forması. Sen İngiltere'de değil misin? Gönder Alper abine. Bir Man United, bir Marcus Rashford abi. Man United'da tek adamım odur. Marcus Rashford forması. FM23'te geliyor. Ya onu yapamam yani. Çok fazla zaman alıyor. Bir de ben çok eski zaman yani 22'ye falan baktım, eyvallah çok güzel, çok gerçekçi de çok da gerçekçi olmasın bir oyun. Yani çok da gerçekçi olmasın. FM'cilere saygı. Ben zamanında 2000 CM falan oynuyordum. Championship Manager oynuyordum. Samsun Spor'la ne güzel Dünya Kupası kazanıyorduk. Avrupa Şampiyonlar Ligi kazanıyorduk abi. Tabii ki teknik direktör kariyerli. United aldım, deplasman yeşil güzel duruyor demiş. Güzel ya. United'ın forması güzel. Aynen öyle abi. Biz bir eski kafayız. Oo. Alemin kralı Ferhat Mutlu geldi. Peki hatırlatmamızı yapalım mı? Yapalım abi tabii. Arkadaşlar yeni kanal açtık. Premier Lig konuşuyoruz. Bakınız logomuz da yeni burada. O kanalın logosu da çok güzel. Şu anda sadece logosu var. Oraya da FIFA kariyerini ama Premier Lig'den yapacağız. Hangi takımla yapacağımızı da katıl üyeleri karar verecek. O yüzden katıl üyelerine de ayrıca biliyorsunuz bir neyimiz var? Katıl üyelerine de bir kampanyamız var. Bak %70'imiz abone olmamış kanala mesela. 125 oy var. Bu kanala abone olun. Canlı sohbete sabitledim. Bu kanal benim için portfolyo kanalı olacak bak. Burada Premier Lig bilgimi, Premier Lig'deki maç tecrübemi bu kanalda yayınlayacağım. Ve tabii ki hani Türkiye Ligi ile olan içerikler genelde burada olacak. Biraz böyle ayıracağız. Daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, ama desteğinize ihtiyacım var. Kanalın özellikle işlenebilirliği için şöyle bir 1000 abone lazım. Şu anda herhalde bir 20-30 abonemiz var. Orada da içerik başlatacağız. Canlı yayın yapacağız, paylaşacağız. Bunun için ben de kendimi klonlayacağım böyle. 3 klon. Bir Baba Alper, bir Futbol Biz Alper, bir tane de EPL Zone Alper olarak. 3 tane böyle. Üçümüz de aynı anda oturup böyle aynı anda yayın yapacağız abi. Aynen öyle. Şöyle bakalım. Alper abi bu gece FIFA gelsin. Yok, onu daha planlı yaparız. Planlı yaparız. Şöyle bir güzel bir cumartesi gecesi olur. Alper abin en azından bugünkü gibi 5'te falan kalkmaz. Sabah bizim Silvi'ye selayı verdi. Ondan sonra kalkalım diye. Daha böyle geç. Güzel böyle. En azından 8-9'a kadar uyuyayım. Zinde oluruz. Güzel bir FIFA kariyeri yaparız. Ondan sonra siz tabii canlı yapmamı istiyorsunuz ki sohbet de gelsin. Yani ilk olarak kariyerin başlangıcını falan dediğim gibi banttan, ondan sonra canlı yaparız. Okan, yemin ediyorum seni var ya her yerden bloklarıma. Bana Maguire forması falan almayın abi. Yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Hakikaten yapmayın. Bu arada arkadaşlar, ayın 15'inde katıl hediyemiz var. Ayın 15'inde ne veriyoruz? Ayın 15'inde tuttuğunuz takımın formasını veriyoruz. Tuttuğunuz takımın yeni sezon formasını, taraftar formasını gönderiyoruz. Aynı Ahmet kardeşimize gönderdik. Başka katıl üyelerine gönderdik. Futbol Biz'de katıl üyeliği 25 TL katıl üyesi olabilirsiniz. Süper chat, süper sticker çok önemli. Özellikle şu anda izlenmeler çok düşük. Bize iyi bir boost, moral verebilirsiniz. Yayınlardan sonra süper thanks diye bir şey var. Şöyle bir kalp, kalbe de bir $1 koymuşlar. Oraya tıklayıp oradan da teşekkür bırakabilirsiniz. Süper teşekkür şeklinde. Çalışıyor, ben bıraktım arkadaşlar. O yüzden elinizden geldiğince desteğinizi bekliyoruz. Ama tabii en önemli destek izlenme ve beğeni. Peki biraz FIFA sohbeti yapalım. En iyisi FIFA 2008 abi. Ben 2023'ü çok beğendim abi. Çok keyifli oynuyorum yani. Özellikle o pas yönündeki olay aşırı gerçekçi olmuş. FIFA 15 oynuyordum. Şimdi idman falan vaktim yok demiş Ferhat abi. FM 23.000 TL mi olmuş? Vay anam vay. Ekmek 6 TL olmuş dostum. Sen ne diyorsun ya? Yani 6 TL ekmek mi olur ya? Gözünüzü seveyim. Brentford formam var dostum. Brentford formam var. Bir daha alma, gözünü seveyim. Bir tane yeter. Bir tane ben gittim aldım. Bu arada Premier Lig'deki taraftar formaların fiyatları yönünde de güzel bir içerik. İşte o içerikleri falan EPL Zone'da yapmayı düşünüyorum. Daha genel. Biz burada daha trend topikleri konuşuyoruz. Orada daha genel. Erhan Kulaksız'ı klonlayalım. Bir dünya birden fazlasını kaldırmaz demiş. Ya klonlamayalım. Abi Erhan'ı klonladığın an bittik yani. Anında bittik yani. Erhan'ın biz bilgisayarını klonlayalım. FIFA 2020'de Galatasaray'da orta saha sorununu çözmüştüm. Kendimi koyuyorum. Sarp'ta. Abi FIFA gerçekten çok... Yani 2022'deki kadro çok kötüydü ya. Yani çok kötüydü. Ben mi çok kötü oynuyorum, ne oluyor filan diye bayağı böyle panikledim. Sonra gittim City'yi filan aldım da şöyle güzel bir oyun tadını çıkardım ama 22'ye göre çok daha kötü. Silvia koğuş kalk mı? Aynen öyle abi. Silvia kaldırdı bizi. 50 kadar formam var. Hiçbiri denk gelmiyor. Kilolar arttı demiş. Aynen. Benim de öyle yani. Gerçi kilo vermem lazım. Bu ara hasta olunca yine diyeti bıraktık. Aralıklı oluşu. Bir an evvel getirdim mi? Kendim getirdim. 2 transfer yaptım ama bu şimdi Galatasaray kariyerinde ilk kariyer transfer yapmayacağız arkadaşlar ilk sezon. İlk sezon aynı şekilde devam edeceğiz. En azından kış dönemine kadar gidelim. Transfer yapmayalım. Değil mi? Ama 2 transfer yaptım. Bir tanesi Ivan Tuni. Bir diğeri kimdi acaba? Bakalım bilecek misiniz? Umut Işık da oynuyormuş. Bak Sensible Soccer'dan sonra oynadığım en iyi oyun demiş. Eyvallah. Abi Duran Top hocasını sen kaçırmadın mı? Biz konuşmadık ki Duran Top hocasını. Duran Top hocasını konuşalım. Abi, muhabbet o kadar güzel ki sizle yemin ediyorum sabaha kadar konuşabiliriz yani sesim yettiği sürece. Tabii ki dostum çok güzel hatırlattın. Duran Top hocasını konuşalım. Bu arada bak şu arkadaşımız var Emre. Bak bu arkadaş bak Futbol Biz futbol yazmış bir de gözünü seveyim Cem'in. Top kaç kere sekiyor totalde merak ettim demiş. Gerçekten de çok güzel. Yok Traore'yi almadım. Bir oyuncu daha aldım orada. Pozisyonu da söyleyeyim. Pozisyonu kanatla da oynayabiliyor ama merkez. Bir 10 numara bir oyuncu. Bakalım. Biraz daha size ipucu vereyim. Bu Ivan Tuni'yi aldık. Koyduk santrafora ayrı. Ivan Tuni'nin dışında bir oyuncu daha aldım. Aldığım oyuncu 10 numara ve Premier Lig'den arkadaşlar. Yok yok yerli yok yabancı dostum. EA Sports araba ne abi? Şey mi? Yarış mı? Onu bilmiyorum. Top 1000 geçti abi demiş. Top 1000 ne ya dostum? Ziyech değil, Rashford değil, Feghouli, Okan var ya bitirdim beni. Feghouli değil. Arfalheim. Peki E diyelim. Sıkıntı yok ya. Biz takılıyoruz öyle. Yok. Ömer Bayram yok. Çok yakın ama değil abi. Peki kendi bu şahsi oyunum yani. Oyunu anlamak için böyle bir kariyer yapayım dedim Galatasaray'dan. Acaba kimi aldım? Şimdi bak şimdi Berk. Dostum gözünü seveyim bak. Dışarıda atmosfer var. Eş dost. Bundan sonra iş güç. Çol çocuk bunlar var. Sen kaç kere FIFA oynuyorsun? Ben kaç kere FIFA, kaç saat FIFA oynuyorum? Sen ne zamandan? Ben 95'ten beri oynuyorum. Ama hiçbir zaman böyle saatlerce oynadığım bir oyun olmadı. Çok eğlendiğim bir oyun oldu ama saatlerce olmadı. Sen şimdi o topu alırsın böyle buradan böyle hani var ya hareketler. İşte orada tutarsın, geriden tekrar atarsın falan. Ben öyle değil abi. Ben direkt pozisyonel oyun oynuyorum. Dele Ali değil, Eriksen değil abi. De Bruyne değil. Ömer De Bruyne çok yakın ama o da değil. Orada bir E harfi var o 10 numarada. Bakalım bilecek misiniz? Premier Ligçiler. Bakalım bilecek misiniz? EPL Zone kanalına da abone olmayı unutmayın dostlar. EPL Zone kanalı yukarıda. Burada Premier Lig konuşacağız. Şimdi biraz Galatasaray konuşalım. Siz de yorumlarınıza ikinci aldığım oyuncuyu tahmin edebilecek misiniz? James Ward-Prowse değil dostum. Yok. Harf verdik ya. E dedik işte dostum. Başka ne verelim ya? E çok önemli bir harf bir oyuncu için bir de. Peki yeter bu kadar ipucu. Abi Emre Nalbant bizim kanalımıza da geldi. Çok sevdiğim bir dostum. Emre. Efe'yi de kendisi aynı zamanda lisanslı da güzel lisanslar da yapıyor. Futbolun içinde önümüzdeki günlerde olacaktır. Emil Smith Rowe da değil. Başka bir oyuncu. Yaklaşıyorsunuz ama. Peki kim bu? Sargon Duran. Galatasaray'ın yeni hocası 35 yaşında antrenör olduğu söylenen hoca. Ama hocanın full time olup olmayacağı kesin değil. UEFA lisansı var. Avusturya Alt Ligi'nden geliyor. Avusturya'da futbol zaten biliyorsunuz ve Alman kültürüne çok yakın. teknik direktörlerde de o Almanya'da yapılan devrimin bir başka versiyonu Avusturya'da da yapıldı. Ve Weiner Nüstadt'ta birinci adam olarak da görev yapıyor kendisi, bu arkadaş. 2017 yılında bir röportajda futboldaki taktiklerin hep onu büyülediğini söylüyor. Çünkü futbol zihninde oynandığında ve vücudun bir futbolun zihinde oynanıp vücudun bir araç olduğunu söylemiş. Ve kendi YouTube kanalı da var abi adamın. Bak, dedim ya, YouTube kanalı da var, başka şey de var. Yok abi, Evander de değil. Peki kim bu hoca? Her ne kadar Galatasaray'da Duran Top antrenörü olarak çalışacağını belirtse de videoda taktikler veriyor. Stoper mevkiyle ilgili yorumları gayet iyiymiş. Kaleci antrenörlüğü de yapıyor bildiğim kadarıyla. Ve ünlü hoca tabii ki Thomas'la, Liverpool'un kaleci antrenörüyle çalışıyor. Bildiğim kadarıyla Suriye asıllı, Assyrian asıllı. Yani o Mezopotamya bölgesinden geliyor. Türklük olabilir. Türk ya da Kürt olabilir. Hani isim niye böyle? Ve Thomas da Jürgen Klopp'un övgülü sözlerinden tanıyoruz demiş. Ve oyuncuyla o döneminde bir dostlukları varmış arkadaşlar. Liverpool'un taç hocasıyla zaten herhalde o konuda uzmanlık yapmak gerekiyorsa başka bir hoca tutamazsınız. Çeşitli takımlarda taç atışını daha uzun metrajlı ve daha verimli atmak üzerine verdiği eğitimlerin fotoğraflarını da bırakmış. Gayet güzel. Bu fotoğrafları da paylaşmış. Yok, Thomas Party değil. Harvey Elite değil. Keşke ödül koysaydık. Kimse bilemiyor diye. A lisansını da paylaşıyor bu hoca. UEFA A lisansı var. Bu şekilde. Futbolda küçük detayların belirlenmesi ve Galatasaray'ın rakiplerinin büyük bölümünün kapanarak oynamasından mütevellit duran top sekanslarının çok önem taşıması nedeniyle bence doğru bir hamle yapıldı. Saygılarımla demiş. Emre'yi mutlaka takip edin. Evet. Bravo Havis. Evet, aldığım oyuncu Eze'ydi arkadaşlar. Havis bildi. Havis, şimdi sen hemen geliyorsun. Çünkü sen takip ediyorsun Premier Lig'i. Hemen yukarıda canlı sohbette sabitli EPL Zone'a abone oluyorsun. Senden önce bilen var mı bakayım? Havis'ten önce bilen yok abi. Chelsea'den Erhan Kulaksız diye. Ha, Süryaniymiş. Assyrian, Süryani. Aynen öyle. Bak, Ferhat abi bilgiyi almış. Var nasıl Alper Bey? Var nasıl? Çözemedim. Ne demek dostum? Eze bildi adam demiş. Aynen öyle Alios. Eze'yi aldım abi 10 numaraya. Koydum forvet arkasına. Bir tarafta Tony oynuyor. Bir tarafta Icardi oynuyor. 4-1-2-1-2. Torreira var. Michio. Eyvallah. O da oynuyor. Sol kanada da Rico Henry'i aldım. Bir Brentford'lı diye daha sol beke. Yemin ediyorum. 76 filan rating ama uçuyor yani. Çok iyi. Ha, Okan sendin değil mi o? Bak nasıl bildim Crystal Palace Leeds'i. Bir de Eze oynayacaktı, izledim. Eze de golü attı. Bak oradan bile sen uyanamadın. Eyvallah. Berk, Anthony'yi sen alacaksın, ben değil. Şimdi bana şu formayı al, şu formayı giyen anında forma sponsoru oluyorlar abi. Gececi tayfa bu şekilde. Gececi tayfa bu şekilde gidiyor. 126 kişi bizi izliyor. 121 like var. Süperiz abi. Rick Henry kanat beki tarzında. Aynen öyle. Sen biliyorsun. Çok güzel. Bravo. Ha, kariyer modu mu? Yok yok. Ben teknik direktör kariyer. Ben United almam abi. Yok. Yok. Şeyde farklı bir takım. Berk. Katıl üyelerine soracağız. EPL Zone'da farklı bir takım alacağız. Burada Galatasaray abi. Galatasaray yapacağız. Burada Galatasaray yapacağız. Bu arada Odegaard'ı da düşünebilirim. Bence çok iyi bir oyuncu. İnanılmaz bir oyuncu. Yani bu sene şeydeki Arsenal maçında, Arsenal Liverpool maçında attığı pas nasıldı abi? Bir Odegaard'ın pası, bir de Mason Mount'un pası inanılmaz. Michio Torreira leblebi yüzüm şaşmaz demiş. Harbi Elite de beğendiğim bir profil Halim'cim. Çok yakındın ama yani sen de. O 5 kişi, 2 kişi kaldı beğeni de bulun getirin. Ya Carves potansiyel ama sen Kai Carves'e ödediğin rakam ne? 72 milyon pound ödüyorsun abi. Potansiyel diyorsun Berk yani. Potansiyel o değildir abi. Potansiyel Kante gibi adam. 5,5 milyon euroya alacaksın adamı. Ondan sonra Premier Lig tarihinin en iyi transferi olacak. Peki benim ses yavaş yavaş Yüce Rabbime böyle yan yan bakmaya başladı. Bu ne demek? Yavaş yavaş Alper'cim sen programı kapat demek arkadaşlar. Yarın FIFA yapıyoruz. Yarın ne günlerden? Yarın salı günü. Yarın FIFA yapıyoruz. Tamam. Edit yapayım. Hızlı bir edit yapalım. Bakalım birkaç arkadaş var. Onlar da bize editte yardımcı olursa. Yarın FIFA yapıyoruz. Bir de canlı atalım. Bir banttan bir canlı atalım. Banttan kesin geliyor. Canlı yetişirse. Yani banttan biraz izlensin ki canlıyı da daha sonra atalım arkadaşlar. Ama yarın güzel bir EPL Zone'a bir video atmak istiyorum. Orası artık benim bebeğim. Ve dediğim gibi bir portfolyo. Oraya da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. EPL Zone kanalına burada Premier Lig konuşacağız. Maç önü, maç sonu. Premier Lig rapor yapacağız. Oyuncu profili ve oyun da oynayacağız. Ama oyun da yine EPL içinde olacak sevgili dostlar. Peki izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Sürçülisan olduysa affola. Hoşça kalın.